Merhabalar, ben Ali Katırcıoğlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisiyim. Aynı zamanda Rol firmasının Türkiye'deki yerel temsilcilerinden biriyim. Bugün size Allianz Motto Müzik ile beraber Rolly ekipmanlarını tanıtacağım. Çok farklı bir klavye. Yani sahip olduğu özellikleri incelediğinizde yeni bir enstrüman bile diyebiliriz aslında. Çok unique özellikleri var. Belki bazılarınız görmüştür. Bugün size onları anlatacağım, özellikleri nedir? Ama her şeyden önce isterseniz birazcık tarihiyle başlayalım. T-Board'un mucidi ve şu anda Rolly'nin CEO'su olan Roland Lamp'tan bahsetmek istiyorum. Roland Lamp bir caz piyanisti. Babası da caz piyanisti olduğundan piyano ile tanışması çok küçük yaşlarda başladı. Ve küçüklükten itibaren ailesinin ona aşıladığı bir felsefe vardı. Kendi ilhamını bulmak. Ve bunun üzerine Roland Lamp 18 yaşında Japonya'daki Zen Manastırı'na gidiyor. Orada bir süre kaldıktan sonra dünyaya gezmeye başlıyor caz piyanisti olarak. Ardından ilk olarak Harvard Üniversitesi'ne giriyor. Harvard Üniversitesi'nde eski dil eğitimi alıyor. Oradan onur öğrencisi olarak ayrılmasının ardından RCA'de design okumaya karar veriyor. Ve orada design okurken bir bitirme projesi yapması lazım. Ve piyanoyu ele almak istiyor. Yani şimdi piyanonun aslında yani tasarımını düşündüğünüzde yani tamam, şu an bütün müzik stüdyolarında çok dominant bir yere sahip, yani klavye ya da synthesizer diyebiliriz ama ana kaynak hani piyano klavyesi olduğu için tasarımından bahsediyorum. Aslında 400 seneden beri değişmeyen bir tasarımdan bahsediyoruz. Onun için Roland Lamp çok farklı bir şey yapmak istiyor. Bir taraftan gitarın ve diğer enstrümanların yapabildiklerini de hafiften kıskanıyor aslında. Ve bunları yapabilen bir klavye üretmek istiyor. Daha hisli, yani klavyeyi daha çok boyutlandıran bir tasarım yapmak istiyor. Ve C-Board ortaya çıkıyor. C-Board ortaya çıktıktan sonra bunu gören arkadaşları ve iş ortakları bunu bir firma haline getirmesi gerektiğini ve bunu diğer insanlarla paylaşması gerektiğini söylüyor. Ve böylece Rolly doğuyor. Rolly şu anda Londra'da müzik enstrümanları yapan ve hala da devam eden bir firma. Önümde görmüş olduğunuz modelin adı C-Board Rise. Yani normal klavyeden çok farklı aslında. Ama onun dışında Rolly'nin geliştirdiği bir teknoloji var. Adı yani dokunuşun 5 boyutu diye de çevirebiliriz aslında. Peki nedir bu boyutlar? Onları göstereceğim ama ilk olarak tabii ki şeyi söyleyeyim. Yani tamamen normal bir klavye olarak da çalınabiliyor. Normal bir piyanist gelip C-Board'u gayet kolaylıkla çalabilir. Şimdi normal klavyede bilirsiniz tuşa vuruş şiddetim sesin gürlüğünü belirliyor. Bu C-Board'da da olan bir özellik tabii ki. Mesela bunun gibi. Ama C-Board'un 5 farklı boyutu daha var bununla birlikte. Sırasıyla Strike, ilk gösterdiğim. Slide, Glide, Press ve Lift. Bunlar C-Board'un normal bir klavyeden, yani normal bir klavyenin yapamayacağı özellikleri size getiriyor. İsterseniz teker teker boyutlara bakalım. Size Strike'ı göstermiştim. Şimdi Glide'a gelelim. Glide, C-Board'un çok unik özelliklerinden biri. Çünkü aslında piyano klavyesini adeta bir akustik enstrüman yapıyor. Mesela gitar çalanlar ya da keman çalan insanlar için mesela doğal vibrato yapabilirsiniz tellerde. Aynısını Glide özelliği sayesinde C-Board'da da yapabiliyorsunuz. C-Board aslında yani piyano gibi ayrı tuşları yok. Tek bir parça. Medikal bir silikondan oluşuyor. Yani piyano aslında her yerini kullanabiliyorsunuz. Mesela üstler ve altlar da dahil. Normalde burada tuşlar yok. Ama nasıl? Mesela şöyle. Ya da üstü de kullanabilirim. Hiç fark etmez. Ve sıradaki boyutumuzun adı Slide. Elinizi bastıktan sonra yukarıya götürdüğünüzde
boyutları aynı anda kullanmam mümkün tabii ki. Diğer boyutumuzun adı pres. Pres de normal tuşa bastıktan sonra ekstra basarsanız zaten yumuşak bir taban. Ve sonuncusu da lift. Lift de tuşa bastıktan sonra elinizi kaldırdığınız anda sesin rezonansında ekstra bir değişim sağlıyor. Aslında Seaboard'un temel özellikleri bunlardan oluşuyor. Ama bunları birleştirdiğinizde ve diğer enstrümanları taklit ettiğinizde aslında çok etkili performans görüyorsunuz. Çünkü yani gitarın, saksafonun yani kendine belirli bir karakteristik özellikleri var. Yani dinamik dilleri var aslında. Ama o dinamik dilleri tek bünye altında bulundurabilen tek alet aslında şu anda Seaboard. Onun için hani hem yeni bir enstrüman da diyebiliriz. Bu bizim Rise modelimizdi. Önümüzde gördüğünüz ürünlerin genel adı da Blocks diye geçiyor. Blockların temel özelliği modüler sisteme sahip olması. Yani modülerden kastım nedir? Yani tamamen dizaynı size kalmış. Seaboard Block'un çevresinde farklı DNA konnektörleri var. Ve ben Lightbed Block'umu istediğim yere takabilirim. Ben bunu burada istiyorum. Ya da burada istiyorum. Hemen gördüğünüz gibi istediğiniz yere takabilirsiniz. Yani dizaynı size kalmış. Diyelim bir tane daha Lightbed istediniz. Onu da buraya eklediniz. Hani tamamen size özgü bir ürüne dönüşüyor aslında. Ve bunların özelliği de aslında bu Seaboard Block tamamen buradaki Ryzen daha küçük ve daha taşınabilir bir versiyonu. Bu da Lightbed Block. Lightbed Block'un çok ayrı özellikleri var. Yani üstünde aslında full böyle bir LED ekranınız var sizin. Ve Seaboard'da yapılan bütün boyutları da Lightbed üzerinde yapabiliyorsunuz. Tamamen dokunma yoluyla. Diyelim aldınız, kutuyu açtınız. İlk olarak tabii şarjlarına bakacaksınız. Şuradaki bir tuşla şarjını gösterebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi LED ekranda görünüyor. Toplam full şarjda normalde 8 saat arasında gidiyor. Nelerle birlikte geliyor? Equator diye Roland'in çok güçlü bir synth yazılımı var, synth motoru var. Ve burada sadece Seaboard özel, tabii 5 boyutlu sesler bulunuyor. Onları Roli aldıktan sonra Roli hesabınıza girerek oradan indirebilirsiniz. Onunla birlikte Ableton Live'ın lead versiyonu geliyor. Şimdi birazcık size Lightbed'i göstermek istiyorum. Lightbed'imiz şu anda davul modunda. Herkesin de aşina olduğu 4x4 modeli var. Mesela bakalım içindeki seslere. Mesela şu an tabii ki strike yapıyorum yani. Normal hiçbir özelliği yokmuş gibi ama size bahsettiğim diğer boyutları da kullanırsak mesela şöyle bir şey oluyor. Bunun gibi. Bir sürü farklı özellik kullanabilirsiniz. Diyelim size bir parça çalayım. Şu an bu sesler Roland'in uygulaması NoiseApp'ten geliyor. NoiseApp ücretsiz bir uygulama. Şu an App Store'lardan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Size bir bedava 50 sese yakın bir sesle gelecek. Davullar ve diğer sesler olarak. Ama isterseniz ücretsiz ses bankaları var. Oradan istediğiniz bankayı da satın alabilirsiniz. 35 yakın farklı ses bankaları var. İçinde çok güzel sesler var. Çok iyi sanatçıların yaptığı sesler de bulunuyor. Onun dışında Seaboard Block'umuz zaten size gösterdiğim Seaboard'la aynı özelliklere sahip. Sadece dediğimiz gibi tuş sayısı birazcık az. Rolleri Zoal Müzik ve Mobicom'da deneyebilirsiniz. Deneyimleyebilirsiniz nasıl bir alet. Çünkü gerçekten dokunmanız gerekiyor. Hani çok farklı bir duygu aslında. Rolling'in şu anda kurduğu
Creator Community diye bir topluluk var. Bu topluluk şu anda 100 kişi falan ve dünya çapındaki Rolly performansçılarını topluyorlar. Yani Rolly içeriği yapan insanları topluyorlar. Ve ben de o grubun içindeyim. Ama maalesef Türkiye'deki yani şu anda tek kişiyim. Onun için alırsınız, hani yeniden bir sorunuz olur. Hani birlikte projeler yapabiliriz. Hani bunu Rolly'e gönderebiliriz. Çünkü sadece içerik üretmek yerine Rolly yeni bir ürün çıkardığında hani o ürünün bize gelmesine kadar bir seçenek var aslında. Onun için hani isterim ki Türkiye'den çok daha fazla müzisyen katılsın bu platforma. Ben çok mutlu olurum. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi son bir performans olarak sizlere John Petrucci'nin Glasgow Kiss çalacağım. Umarım beğenirsiniz. Teşekkürler.